Günler sayın izleyicilerimiz. Her zaman ve yaratılış delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder, Onur, Evren, Bülent, Doktor Oktar ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrimin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz. Evet hocam, Oktar hocam hoş geldin diyoruz. Hocam dünyayı fethetti geldi inşallah. Maşallah. Uzun bir aradan sonra hocam tekrar beraberiz. Maşallah. Hoş geldin. Dünyayı fethetti. Hocamızın vesilesiyle oluyor hepsi. Hakikaten hocamız burada bütün dünyada fikirleri iktidarda. Allah onu gösteriyor. Maşallah. Ve gittikçe artarak devam ediyor bu. Çünkü hakkı savunuyor. Kur'an'a bağlı, hadislere bağlı olarak inşallah hep haktan yana, Allah'tan yana. Böyle olunca da Allah galibiyet veriyor. Etki meydana getiriyor inşallah. O üstün i̇nşallah. Ahlakına, samimiyetine karşı inşallah. Muazzam bir etki meydana getiriyor. Hakikaten Amerika'ya gittik, maşallah. Roma'ya gittik, Allah nasip etti, Paris'e gittik. Amerika'da işte Amerikan hükümet binasında Amerikan devletiyle birlikte konferans oldu. İsrail devleti vardı, İsrail devletinin temsilcileri vardı, İsveç devletinin temsilcileri vardı, parlamenterleri. Avrupa topluluğunun dış ilişkiler komisyon başkan vekili vardı, maşallah. Parlamenter maşallah. Hepsinin konuşmacı olduğu toplantıda biz de konuşma yaptık. Ayetlerle inşallah dinlerin birliği, kitap ehline bakış açısı, altın çağın yaklaştığı, ahir zamanda olduğumuz, Allah bunları anlatmayı nasip etti ve çok maşallah. İyi karşılandı. Hocamızın kitaplarını aldılar elhamdülillah, maşallah. Daha sonra Allah Roma'ya gitmeyi nasip etti. Hocamıza söyledi, Hıraklın şehri inşallah çok önemli. Maşallah. Oranın manevi fethi var Mehdi döneminde. Hocamız dedi, bizler de Mehdi talebeleri olarak dedi inşallah. Fetih oluyor dedi Allah'ın izniyle. Kaleleri birer birer düşer diye geçiyor inşallah hadislerde. Orada Masonluk hocalarında toplantılar oldu. Masonluk da dedi hocamız en önemli kale. Çünkü politikacılar, akademisyenler, devleti yönetenlerin birçoğu en önüne gelenleri Masonluk hocalarına bağlı. Oradaki Masonluk hocalarının üstadları da işte İtalyan Masonluk hocası dünyadaki Masonluk hocalarının annesi olarak kabul ediliyor. Yani en üst Masonluk hocası. Onun büyük üstadı, en büyük üstad bu anlamda. Amerika'nın büyük üstadları vardı o toplantıda. Loja açılışı, İtalyan büyük lojasının açılışı. Amerika'nın büyük üstadları vardı, Avrupa'nın büyük üstadları vardı. Yani hayret verici şekilde hocamızın fikirlerini kabul ediyorlar. Namaz kılmamıza müsaade ettiler, özel yer ayarladılar. Maşallah. İki defa konuşma oldu Masonluk hocasının açılışında. En gizli, büyük üstadların katıldığı. Ve tarihte dediler ilk defa bu kadar çok büyük üstad katılıyor. Orada ilgili ayetlerle Allah'ın birliği, ondan sonra dinlere, kitap ehline bakış açısı, dinde zorlama olmadığı, dinlerin birliği, ahir zamanda olduğumuz bu konuları anlattık maşallah. Maşallah. Yani çok büyük kabul gördü elhamdülillah. Muazzam bir sevgi, saygı, hürmet var hocamıza karşı. Bunlar çok önemli gelişmeler. Elhamdülillah. Arkasından Paris'te Hristiyanlarla ittifak. Bakın hepsi hadislerde bildirilen. Hristiyanlarla ittifak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bildiriyor. Değil mi? Mehdi, Hazreti Mehdi döneminde, Mehdiyette Hristiyanlarla ittifak olacak diyor. Hocamız da üstün ahlakına karşı Mehdi talebesi olarak Hristiyanlarla ittifak meydana geliyor. Maşallah. Allah'a inanan Hristiyanlarla, Allah'ın varlığına inanan Hristiyanlarla, dindar Hristiyanlarla ittifak meydana geliyor. Bu hadislerde ve Bediüzzaman Said Nursi'nin izahlarında bildirilen gerçekler gerçekleşiyor. İnşallah işaret edilen. Aynı şekilde bütün dünya çapında mesela Amerika'da yalnızca politikacılarla değil oranın think tankleri yani düşünce kuruluşlarının en önde gelenlerinin en önde gelen temsilcileriyle görüştük. Hepsine Türk İslam Birliği, kitap ehline bakış açısı İslam'ın, yobazlığa karşı olduğumuz yobazlığın ve radikalizmin fikri olarak ortadan kalkması gerektiği, Darwinizm materyalizmin yanlışlığı, bölgede Marksist, Darwinist materyalist bir zihniyet hakim olduğu için İslam dünyasında da böyle bu İnşallah. Çatışmaların meydana geldiği çözümünün anti-Marksist, anti-materyalist, anti-Darwinist çalışma olması gerektiği ve Kur'an ayetleriyle İslam Birliği ve Türk İslam Birliği'nin Hristiyanlığı ve Museviliği de içine alacağı, yani hocamız tabii bunu dünyada ilk defa söyleyen ve savunan, onları anlatınca hepsinin kanaati geldi. Maşallah. Bu çok acayip gelişmeler bunlar. Yani zamanı geldiğinde Allah katında Allah yaptığı için herkes birdenbire kabul etmeye başlıyor. Ve Allah da bunu hocamıza nasip ediyor. Yani çok büyük müjde tabii. Maşallah. Yani adım adım, ayet ayet Kur'an, adım adım İslam. Bu gerçekleşiyor. Yani maşallah. Bunun önünde hiç kimse duramaz. İnşallah. Mehdi var. Bugün de mesela hocamız Seda Sayın programına bağlandı telefonla. Maşallah.
orada çok detaylı olarak anlattı maşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin İstanbul'da olduğu ve İstanbul'dan çıkacağı ile ilgili hadislerin olduğu. Ahir zaman alametlerinin hepsinin gerçekleştiği ve gerçekleştiği için biz bundan dolayı Hazreti Mehdi'nin geldiğini, faaliyette olduğunu ve yakında zuhur edeceğini bildiğimiz. Hazreti İsa'nın gelmiş olduğu, yakında zuhur edeceği inşallah. PKK'nın Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüt olduğu ve bunun sadece anti-Marksist, anti-materyalist, anti-Darwinist çalışmayla ortadan kalkacağı ve PKK'nın başı olan Abdullah Öcalan'ın hadislerde işaret edilen Deccal'le birebir uyum gösterdiği. Maşallah. Hocamız açıkladı. Adada zincirli olarak bulunuyor. Adada bir adada hapsedilmiş olarak bulunduğunu söyledi. Aynı şekilde öyle. Saçı, başı, sakalı birbirine karışır dedi. Şimdi son hali o şekilde. Orada muazzam kan dökülüyor. Hadisler ona işaret ediyor. Deccaliyetin özellikle orada faaliyet göstereceğini, yani Güneydoğu Anadolu bölgesi işaret ediliyor. İnşallah. Fırat'ın mesela suyunun kesileceğini söyledi hocamız. Mehdi'nin çıkış alameti olarak bu gerçekleşti. Orada kan dökülecek deniyor hadislerde, bu gerçekleşiyor. Suriye'deki olayları anlattı hocamız. Birebir tarif ediliyor dedi. O gerçekleşiyor. Daha önceki programda da yobazlığa karşı orada hep birlikte şahit olduk. Bu işte uydurma izahları hadis diye göstererek peygamberimize büyük iftira atıyorlar. Onları deşifre etti hocamız bir önceki programda. İnşallah. Orada katılan bir konuşmacı da, değil mi? Orada ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koydu. Orada bulunan birisi. Hocama söyledi, senin inancına göre nasıl olması gerektiğini. Çünkü kendi inancına göre, değil mi? İşte modern Müslümanlara, yani Kur'an'da olması gerektiği şekilde hareket eden Müslümanlara, hadislere göre de. Bugün hocamız sarı saçı da söyledi mesela. Sarı saçı beğeniyor peygamberimiz. Yobazlar beğenmiyoruz diyorlar. Peygamberimiz güzel ahlakı beğeniyor, sevgi, şefkati beğeniyor. Kur'an'da böyle çünkü. Onlar tamamen kin, nefret dolu hareket ediyorlar. Tabii öyle olmayacağı belli. İnşallah. Yani onun ortadan kalkacağı fikre. Yani çok büyük müjdeler hocamız, Allah razı olsun, vesile oluyor. İnşallah. Orada işte o yobazlık zihniyetini ezdi hocamız yani fikren. Ne kadar samimiyetsiz olduk. Yani. Çünkü kendi inancını da uygulamıyor aslında. Uygulasa der orada. Benim inancıma göre evet bu doğru der, değil mi? Orada karşıdaki insanları hedef alıyor. Orada bulunan mükemmel Müslüman insan. İnsanın başörtüsü olmaması onun Müslüman olmadığı anlamına gelmez dedi hocamız. Yani gelmiyor hakikaten. Çünkü Kur'an'a ve hadislere göre de böyle inşallah. O zaman ona karşı eğer onu savunuyorsa, değil mi? Onlarla birlikte olmaması gerekiyor. Mesela dedi Arif Aslan'ın hocamızın yüzüne bakıyorsun dedi. Hadise göre bu dedi nasıl oluyor dedi. Fasık oluyor dedi. Değil mi? Orada ne evet diyebiliyor ne hayır diyebiliyor, demagoji yapıyor. Şimdi bu neyi gösteriyor? İşte yobazlık böyle bir sistem. Yani bir şey savunuyorlar, savunduğunu da aslında uygulamıyor. İnşallah. Değil mi? Savunduğunu uygulamıyor. Savunduğu zaten tamamen Kur'an'a aykırı böyle sapkın bir sistemi savunmuş oluyorlar. İşte dün de söyledi hocamız. Namaz kılmayanların hükmü ölüm diye böyle uydurma izahlar var. Din değiştirenin cezası ölüm diye. Ya o zaman adam kalmıyor yani dedi hocamız Türkiye'de. Değil mi? Namaz kılmayan insanlar İnşallah. Var. Hakikaten. Din de değiştirebilir insan. Olabilir. Allah katında Allah verir hükmü inşallah. İnşallah. Ya çok acayip böyle yani düşünce mantık yapıları. Maşallah. Evet, inşallah. Bir de o programda tabii şimdi biz senin faaliyetlerini takip ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Ve sen de gittiğinde kişilerle görüşüyorsun. Çok üst düzey insanlarla karşılaşıyorsun, görüşüyorsun. Dünyanın çok değiştiğini görüyorsun. Bizzat kendi şahit oluyorsun. Şimdi hocamızın 30 yıldır yapmış olduğu faaliyetler, çalışmalar neticesinde dünyada bir değişim var değil mi Oktar Hocam? Maşallah. Sen buna bizzat kendin tanıklık ettin, şahitlik ettin. Hocamız sabırla, hiç durmadan, azimle inşallah Allah için çaba sarf ediyor. Ve bunu bilimsel yollardan, akılla, ilimle yapıyor inşallah. Şimdi programda bazı kişiler işte hocamız için şöyle ithamlarda bulunuyorlar. Programlara çıkıyor, başka ne yapıyor ki, ne icraatı yapıyor ki? Biz icraatı görüyoruz işte. Dünyanın değiştiğini görüyoruz, Türkiye'nin değiştiğini görüyoruz inşallah. Hocamız bunlara vesile olan birisi olarak inşallah, elhamdülillah Allah razı olsun kendisinden. İcraatlar ortada, faaliyetler ortada. Evet. Bunu diyen kişilere bakıyoruz, siz ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmadıklarını görüyoruz. Konuşmalarına bakıyoruz, bir söylediği diğer söylediğini tutmuyor, çelişki içindeler. İşte insanlara yapması gerektiğini söylüyorlar ama kendileri yapmıyorlar inşallah. Klasik yobaz tavırlarını biz orada görüyoruz. Bu yobazlar zaten sadece konuşurlar, bu zihniyete sahip insanlar. Ama faaliyeti icraata geldiğinde, Allah için ne yapıyorsun dediğinde herhangi bir faaliyetlerini, icraatlarını görmeyiz bu insanların. Evet. Değil mi? Samimi mümin hem konuşmalarından belli olur, hem halinden, tavrından belli olur, hem icraatlarından belli olur, Allah için yaptıklarından belli olur. Elhamdülillah biz bunu hocamızda fazlasıyla görüyoruz inşallah. Hiç yılmadan dediğimiz gibi 30 senedir sadece ve sadece Allah için yaşıyor. Allah için ne yapması gerektiğini
en güzel şekilde bizlere iletiyor ve biz de bunları görüyoruz inşallah. Allah'a şükür. Samimi mesela, pardon hocam, samimi yobazların samimi olmadığını göstermiş oluyor bu. Niye? Çünkü bakıldığı zaman savundukları şeyi mesela ortama göre hiçbir şekilde göstermiyorlar ya da değişik göstermeye çalışıyorlar. Zaten kendileri de normal zamanda bunu uygulamıyorlar. Ama dışarıda da aynı şekilde bunu çok farklı olarak gösterdiklerine ve lanse ettiklerine şahit oluyoruz, görüyoruz. Bu da zaten samimi olmadıklarını yine göstermiş oluyor. Yani hiçbir şekilde zaten kendi anlattıkları şekildeki dinlerine bile uymadıklarını görüyoruz. İnşallah. Zaten Kur'an'da böyle bir şey yok. Ama kendilerince eklemiş oldukları hurafeler ve bidatlere de kendilerine uymadığını da açık olarak göstermiş oluyorlar. Bu da zaten Allah'ın bize demiş olduğu gerçeği göstermiş oluyor. Yani yobazların nasıl hareket ettiğini Allah Kur'an'da bildiriyor, münafıkların nasıl hareket ettiğini. Bu da onlardan bir tanesi olmuş oluyor. Bize göstermiş oluyor Allah nasıl davrandıklarını, nasıl hareket ettiklerini. Bizim bunları seçmemizi sağlıyor Allah inşallah. 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 Tabii. Şimdi hocamız bu yobaz tarifini yapmadan önce bu kişiler, yani samimiyet adı altında çıkıp bir şeyler anlatan kişileri oturup böyle insanlar çok dikkatli dinleyip doğruyu söylüyor ya gibi bir anlayış vardı bu tip insanlar, bazı insanlarda. Şimdi hocamızın bu yobaz tarifinden sonra, tabii biz kimseye yobaz demiyoruz. Yani oradaki hanımefendi de cahilliğinden, ya bilgisizliğinden böyle bir tavır sergiliyor. Yani oturulup konuşulmuş olsa, tam bir bilgi sahibi olmuş olsa böyle bir tavır sergilemez. Niye sergilemez? Çünkü eğer gerçekten samimi ise insan, samimi davranmaya gayret eder. Yani vicdanlı davranmaya gayret eder. Şimdi hocamız, ayetle söyleyeceğim, hocamız yobaz tarifini yaptıktan sonra muazzam bir gelişme oldu insanlar üstünde. Çünkü insanlar imanın ne olduğunu, samimiyetin ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu anlamış oldular. Çünkü unutturulmuştu bu yobaz telkinlerle. Bakın Cenab-ı Allah ayette, kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım, Bakara suresinin 170. ayetinde. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde, onlar hayır, biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe taparız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler, diyor Cenab-ı Allah. Maşallah, maşallah. Tam tarif. Elhamdülillah. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse. Nedir? Allah'ın indirdiği son kitap, hak kitap olan Kur'an-ı Kerim'dir. Maşallah. Cenab-ı Allah bize nasıl yaşamamız gerektiğini, bakın bunu defalarca söylüyoruz. Samimiyetin ne olduğu, hükümlerin ne olduğu, helalin ne olduğu, haramın ne olduğu, hak kitap olan, son kitap olan Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriliyor. Yapmamız gereken, işte bize söylendiği zaman Allah'ın indirdiklerine uyun, yani ayetlerine uyun denildiğinde bizim yapmamız gereken o ayetlere uymaktır. Yani helali haramı biz oradan biliriz. Kur'an-ı Kerim'den biliriz. Senin aklından şu haram, haşa bu haram dediğinde biz ona inanmayız. Biz Cenab-ı Allah'ın ayetlerine itaat ederiz. Allah'a itaat ederiz. İnşallah. Dolayısıyla insanlar şimdi bu samimiyetin ne olduğunu anlamaya başlayınca, İslam'daki samimiyetin ne olduğunu anlamaya başlayınca, gönül ferahlığıyla, çünkü hocamızın anlatımı kalbe çok şifa olan bir anlatım. Tam tatmin buluyor insan. Niye? Çünkü hocamız gerçekten Allah'tan çok korkup, İnşallah. Allah korkusunu insanlara anlatıp gösteren biri. İnşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Dolayısıyla biz hocamızdan öğrenip, samimi konuşmayı biz hocamızdan öğreniyoruz. Bütün dünyada samimi olmak isteyen, vicdan gözüyle bakan insanlarda hocamızdan bu samimiyeti ve Allah korkusunu öğrenmiş oluyor. Maşallah. İnşallah. Maşallah. Yani maşallah. İşte, şimdi yurt dışından mesela bahsettik de, yurt içinde de böyle, yurt dışında da böyle. Hocamız çok samimi olduğu için her söylediği doğru oluyor Allah'ın izniyle. Çünkü her söylediği Kur'an'a göre inşallah. İnşallah. Her söylediği Allah'tan yana, dinden yana, ahiretten yana inşallah. Yani İslam'dan, dinden yana olduğu için her söylediği o zaman doğru oluyor.
Mesela PKK'ya bir çözüm söylüyor, mutlaka doğru. Bu neye göre doğru? Kur'an'a göre doğru. Yani bir fikir var, fikir sistemi var. Komünizm denen bir sistem var. Bunlar da Marksist-Leninist, Stalinist bir örgüt. Bu beyinlerde olan bir sistemdir. Yani komünist deyince demişti hocamız, alnında komünist yazan, illa komünist partisine üye olacak. Böyle bir şey yok. Adam komünizmin gereklerini uyguluyor. Yani kan dökme gereği vardır komünizmin. Çatışma ilerlemenin temelidir. İşte tarihin diyalektiği ve diyalektik materyalizme göre mutlaka çatışma olması gerekir. Nasıl bir çatışma? Sınıflar arası bir çatışma bu şekilde. Ve devrim kanlı oluyor. Yani mutlaka bir devrim olması gerekiyor komünizmin hakim olabilmesi için. Ve bunun da kanlı olması gerekiyor. Kargaşa sürekli meydana gelmesi gerekiyor değil mi toplumda? Sürekli. Evet. Yani bu bitmez. Bir de çünkü hocamız dedi, yani Türkiye'yi ele geçirdikleri, Allah saklasın. Allah korur inşallah tabii. Türkiye Allah'ın korumasında. Mehdiyet var inşallah. Mehdi var Türkiye'de, İstanbul'da inşallah. Onun için bu şeyi hiçbir zaman olmayacak. Bir kaderlerinde yok bu inşallah. Mutlaka mağlup olacaklar. İnşallah. Ama şimdi Allah saklasın, hani ele geçirmiş olsalar Türkiye'nin güneydoğu Anadolu bölgesini. Bu öyle bir kalacak bir şey değil ki. Komünizm öyle hani dur ben bir bölgeyi ele geçirdim işte orada diyorlar yani Kürtlüğü öne sürmeye çalışıyorlar bir paravan olarak. İşte Kürtler şey edecek, Kürtleri biz kurtaracağız. Öyle bir konuları yok zaten. Çünkü komünizmin içinde zaten ırkçılık yoktur. Irkçılık faşizmde vardır. Bunlar komünist. Yani komüniste göre Kürt, Türk falan bunlar hiç fark etmez. Komünist dünya devleti vardır. Orada ırk ayrımı, devlet yoktur mesela. Komünizm sistemi vardır. Komünizmin hakimiyeti vardır. Yani devlet yapısını zaten reddeder. Aile yapısını da reddeder. Irkı da kabul etmez. Yani öyle bir konuları yok. Dolayısıyla o zaman Türkiye'nin batısını isteyecek. Ondan sonra diğer ülkelere yayılmak isteyecek. Tabii Allah saklasın bu olduğunda dedi hocamız Çin, Kore muazzam bir silah yiyecekler oraya, yardım yapacaklar. Çok silahlı böyle silah olarak üstün bir güç haline getirecekler o bölgede değil mi? O komünist yapılanmayı. Ondan sonra her tarafa saldıracak bunlar. Zaten komünizmin doğası gereği. Ya bunu göremiyorlar. Peki bu nasıl ortadan kalkar? İşte gerillaya karşı. Yani komünizm gereği gerilli olduğu için hocamız onu çok detaylı anlattı. Düzenli orduyla mücadele çok zor, hatta imkansızdır. Çünkü on binlerce mağara var. Her yerden destek görüyorlar. Suriye'den destek görüyor. İran destekliyor. İran'ın da Marksist yapılanması var. O zaman başa çıkma ihtimali çok zor oluyor. Oraya mayın döşüyor. Buraya suikast yapıyor. Başka destekler de görüyor. Çünkü iddia edilen Ergenekon terör örgütü diye bir yapılanma var Türkiye'de. Yani dışarıda olanların... bu içeride olanların tabi yargı belirleyecek suçlu olup olmadıklarını, ama demişti hocamız dışarıda çok adamları var. Oradan da bir ayrı bir destek görüyorlar. Yani neticede o fikrin beyinden çıkması gerekiyor. O da nasıl olur? İkna ile olur. Yani siz o zehirli fikri ortadan kaldırmak için mutlaka delillerini getiriyorsunuz. Delilleri getirince o kişinin zihninden çıkar o. Çünkü Darwinizm geçersizliği oldu mu, inandı mı, Marksizm asla inanmaz. Bu adam daha da çıkmaz. Adam da öldürmez, bombalı suikast da yapmaz. İnşallah. Çünkü Marksizm'e inanmıyor. İnanmayan adam Marksizm'in görevini yerine getirmez ki. Darwinizm'e inanmayan adam Marksist olamaz. Marksist olamayan da Marksizm'in görevini yerine getirmez. İnşallah. Yani bu kadar getirmez. Açık bir konu inşallah. İnşallah, elhamdülillah. Allah'a şükür inşallah faaliyetler çok güzel. Şimdi Allah'ın kaderi yürüyor, Allah'ın kaderi işliyor inşallah. Allah ne yazdıysa o olacak. Oktar çok güzel ifade etti. Türkiye'de Allah'ın koruması altında. Çünkü Mehdi Aleyhisselam İstanbul'da. Allah Türkiye'yi, Türk halkını, Türk vatandaşını işte Kürt, Türk ayırt etmeden koruyor inşallah. Bu asla ve asla olmayacak. Ama durup da beklememek gerekiyor. Şimdi Allah'ın kaderi zaten bizden bunu ister. Şimdi Allah katında kader belli. Ne olacağı belli. Ahir zaman zaten belli inşallah. Mehdi Aleyhisselam çıkacağı belli. İslam'ın hakim olacağı da belli inşallah. Ama Allah imtihan gereği dünyada bize bu tip olaylar, bu tip vakalar çıkartıyor karşımıza. Olacak inşallah. Darwinizmi çıkartıyor, komünizmi çıkartıyor. İşte savaşlar oluyor inşallah. İmtihan gereği dünyada bu olacak. Ama Allah'ın kaderinde de İslam'ın hakimiyeti var. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı var inşallah. Biz de oturup beklemek olmaz. Allah kaderde yazdık, madem böyle olacak o zaman herkes otursun, beklesin, nasılsa bu olacak. Olmaz. Müminin üzerine düşen dünyadaki hayatındaki imtihanında en güzel şekilde değerlendirmek ve Allah'ın göstermiş olduğu görüntüler karşısında Allah'ın emrettiği en güzel hal ve tavrı yerine getirmek. Şimdi karşımızda bir Darwinizm belası var, komünizm belası var. İşte PKK diyoruz, çok büyük bela Türkiye'nin başına şu anda gözüken zahiren baktığımızda. O zaman onların çözümü için de mümin Allah'ın emrettiği şekilde çaba sarf etmeli. Allah neyi istiyor? Allah'ın varlığını bir kere insanların bilmesini istiyor.
Bizim yapmamız gereken ne? Allah'ın varlığını insanlara anlatmamız. Darwinizmin olmadığını, Darwinizmin bir safsatı olduğunu, saçmalık olduğunu insanlara anlatmamız. Her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu, Allah'ın hakimiyetinde olduğunu anlatmamız çok önemli. Allah bizden bunu istiyor. Kimse oturup beklemesin. Allah eğer bize can verdiyse, nefes verdiyse inşallah, biz yaşıyorsak bu dünya hayatında, amacımız bu olmalı. Allah'ın istediğini en güzel şekilde, mümine yakışır bir şekilde yerine getirmek. Elhamdülillah en güzel örnek bizim şahsen gördüğümüz inşallah hocamız, elhamdülillah hep sürekli belirtiyoruz. Hiç durmadan, gece gündüz demeden inşallah Allah için yaşıyor, Allah rızası için yaşıyor ve ne gerekiyorsa, müminin ne yapması gerekiyorsa harfiyen yerine getiriyor. Kur'an'a göre inşallah, Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre inşallah hareket ediyor, davranıyor. Bizler de kendisine örnek alıyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar da bu yolda, bu davada çaba sarf ediyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Mümin çaba sarf ettiği zaman, bu kişisel şahıslarla olacak bir iş değil. Herkesin aslında dua etmesi lazım. Tüm Müslüman kardeşlerimizin dua etmesi lazım. Türk, Kürt ayırt etmeden herkesin dua etmesi lazım. Bu belaları Allah'ın üzerimizden kaldırması için. Ve bunun için de çaba sarf etmesi lazım. Ne diyor hocamız? Birlik olmak için dua edelim diyor. İnşallah. Birlik olmamız lazım. Allah çünkü Kur'an'da ayetlerde bize birlik olun diyor. Herkesin birbirini sevmesi lazım diyor hocamız, değil mi? Gerçekten sevmemiz lazım. Orada ayırt etmek sizin inşallah. Güneydoğu'daki kardeşlerimizi sevmemiz lazım. Karadeniz'deki işte Akdeniz'de, Ege'de tüm kardeşlerimizi sevmemiz lazım. Birlik olmamız lazım. Bunun için de herkesin çaba sarf etmesi lazım. Müslüman, Müslümanı korur. Müslümanı savunur. Müslümanı sever. Ona saygı duyar inşallah. Herkesin bu şekilde olması lazım. Birbirini kötülemek de olmuyor. Sen şimdi bunu niye yapmıyorsun? Sen böyle yapıyorsun. Sen öylesin. Hocamız diyor yani başı açık olması mesela, örnek veriyorum, onun Müslüman olmadığını göstermez. Veya zaman zaman yine ifadelerinde oluyor, içki içmesi onun Müslüman olmadığını göstermez. Değil mi evet. İnşallah? İnsanların hataları olabilir ama biz sevgiyle yaklaşmamız lazım. Herkese ulaşmamız lazım. Evet. Çünkü Allah hayat verdiği sürece inşallah iman etme yolu açık herkese, değil mi? Kişi iman etmiyor olabilir, Allah'ı tanımıyor olabilir, Allah için yaşamıyor olabilir ama bizim üzerimize düşen herkese ayırt etmeksizin Allah'ın en güzel yolunu, Kur'an'ın yolunu anlatmak inşallah. Bunu yaptığımızda, herkes bunu yaptığında, bak göreceksiniz inşallah, çok yakın zamanda hocamız da sürekli bunu söylüyor. Çok büyük bir güzellik olacak. Zaten ahir zamandayız, son dönemdeyiz inşallah. Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek, bunu da göreceğiz çok yakında. Zaten çok güzel bir günler bizi bekliyor. Bunun için de bu günler gelmeden önce çaba sarf etmemiz lazım. Allah'ın emrettiği şekilde, Kur'an'ın emrettiği şekilde müminlerin, Müslümanların, insanların yaşaması gerekiyor. Çabayı sarf ederken de çeşitli engellerle tabii ki karşılaşacağız. Hocamızla karşılaşıyoruz. İnşallah. Mesela yobazlık. Yani yobaz insanlar dini sanki en güzel yaşadığı şekilde göstermeye çalışıyorlar fakat gösteremiyorlar. Ama bir yandan da dini o kadar zorlaştırıyorlar ki hani Kur'an ahlakından çok uzaklaştırıyorlar olayı. Aslında bizim tek tavsiye etmemiz, onlar tavsiyeler üzerine dini yaşamaya çalışıyorlar. Bizim söylediğimiz sadece ayetleri okusunlar, Kur'an-ı Kerim'i okusunlar ve Kur'an ahlakına göre yaşadıktan sonra hiçbir zaten karşımızda hiçbir engelin kalmayacağını kendileri görecekler. Maşallah. Bir de az önce mesela Bülent Hocam dediği gibi bir kere Allah'ın vaadi var Kur'an'da ve İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağını söylüyor. Şimdi şöyle bir durum var, yani burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir kere Allah'ın vaadi hak kesin ve olacak demek. Burada zaten hani bizim olmamız ya da olmamamız kendimize ait bir durum. Yani bizim Allah'la aramızda olan ya da Allah'ın rızasını kazanmak için yapacağımız bir mücadeleyle alakalı. Çünkü biz olsak da olmasak da Allah zaten dinine hakim kılacak. Ama burada önemli olan olanların içinde beraber olarak oradaki ecri kazanmak ve Allah'ın rızasını kazanmak. Zaten önemli olan kısmı da o insanın yapması gereken. Diğer türlü hiçbir şekilde Allah'ın zaten hiçbir baktığımız zaman kula ihtiyacı yok. Bütün kulların Allah'a ihtiyacı var. O yüzden Allah'ın zaten kader dairesinde bunlar yaşanıyor şu anda ve yaşanacak da, ama bunların içinde olmak, bunlarla mücadele etmek ve o gün geldiği zaman, kıyamet günü geldiği zaman ve Allah'ın karşısında hesap verdiğimiz zaman, o zaman önemli olan orada bulunduğumuzda, Allah yolunda mücadele ettiğimizde, Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele ettiğimizde,
gururla söyleyebilmek ve Allah'ın bunun karşısında Allah'ın ecrini kazanabilmek, Allah'ın sevgisini kazanabilmek, Allah'ın razı olmasını sağlamak, önemli olan kısım bu olmuş oluyor. Maşallah. O zaman herkesin burada kendine görev edinmesi gerekiyor demek. Yani bunun içinde olmak için, bununla ilgili uğraşmak için görev edinmesi gerekiyor. Çünkü kesin olacak bir şey. Yani hiç kuşkusuz Allah hakim olacağını söylüyor zaten. Burada içinde olmak için insanın mücadele etmesi gerekiyor. Müslüman zaten mümin insan yan gelip yatıp beklemiyor. Allah diyor ki her şeyi bir kader üzere yarattığını söylüyor zaten. Fakat bununla ilgili de mücadele edilmesini söylüyor Allah. Yani cehd edilmesini, azmedilmesini. Zaten sonucunda Allah'ın bu kaderi vereceğini söylüyor. Sadece mücadele de etmesi gerektiğini müminin kendi için, Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Zaten sonunda her türlü galip geleceğini söylüyor Allah. İnşallah. 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 Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an ayetinde şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya din ve din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin diyor. Maşallah. Gayret gösterin diyor. Şimdi bakıyoruz. Oktar Hocam çok iyi bilir. Bir arada kravat iğnesine takmışlardı. Yani işte kravat iğnesi niye burada yok, burada da burada değil. Anlatılanlar bu değil ki kardeşim. Ya biz bunu tartışmıyoruz ki. Hayır, neremize takacağız? Kulağımıza mı takacağız yani? Yani soruya takılır. Ya bir de konumuz bu değil. Burnumuza mı takacağız kravat iğnesini? Ya konumuz bu değil. Kravat iğnesiydi. İşte farklı konular, olayı başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bizim konumuz Müslümanların bir arada olup barış ortamında, huzurlu bir ortamda yaşaması. Bunu ne sağlıyor? Konumuz bu. Kim sağlıyor bunu? Alametler ne? Hangi dönemdeyiz? Hangi dönemi yaşıyoruz? Hangi zamanı yaşıyoruz? Konumuz bu. İşte samimi gayret eden Müslümanlara eleştiriler her devirde olmuştur. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de, Hazreti Musa döneminde de, tüm peygamberler döneminde etrafındaki insanlardan, o kavimden böyle eleştiriler gelmiştir. Ama bunların samimiyet adı altında gelmesi çok ilginç. Nasıl ki evrimi savunanlar bilim adı altında yapıyorlar çalışmalarını. Sözde bilim. Sözde. Sözde bilim. Şimdi o sözde bilim yapıyor. Sen de sözde haşa İslam'ı anlatmaya çalışıyorsun. Sen samimi değilsin bir kere. Samimi olan insanların da önünü açmak durumundasın. Sen kendi icraatına bakacaksın, kalkacaksın sabah, ya kardeşim ben bugün ya da dün, bugün sabah kalktığında dün, bütün İslam alemini birleştirmek için ne yaptım? Kaç makale yazdım? Kaç internet sitesi açtım? Ne yaptım? Hangi mücadelem var? İnsanlara dini nasıl yaymaya çalıştım? Nasıl insanlar iman etsin diye bir gayretim oldu? Nasıl, neyde bir kolaylık sağladım Kur'an'a göre? Ona bakması lazım. Dilin kemiği yok. Herkes çıkar bir şey söyler. Görüyoruz zaten çıkıp söyleyenleri de. Cahilinden söyledi diyoruz. Hocamız çok merhametli. Dünyanın en şefkatli, merhametli insanlarından bir tanesi. En yakın gördüğümüz. Sabırla anlatıyor. Niye? Neden anlatıyor? Çünkü ahiret çok yakın. Çok yakın ya. Cehennem var kardeşim. Yani Allah cennet ve cehennemi yaratmış, hazır durumda. Korkuyoruz Cenab-ı Allah'tan. Mesela şu an ben konuşuyorum. Allah'a içinden dua ederek konuşuyorum. Rabbim beni hikmetli konuştur diye. Kendimizden olan hiçbir şey yok ya. Ama kalkıp yani kendine bu özgüvenli olan insanların kalkıp iman edenlere beş vakit namazını kılıp Kur'an hükümlerine tam gayretle çaba gösteren insanlara dil uzatması olacak iş değil. Ve bunu hangi akıl ve mantıkla yapıyor onu da bilmiyoruz. Demagojiyle bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Reklam yaparak bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Allah bir yere getirmez. Bak tabii biz isim vermiyoruz bu arada. Yani genel konuşuyorum ben. Yani kimsenin ismi. Cahilinden yapanları da tenzih ediyoruz. Ama Cenab-ı Allah üstün güç ve kuvvet sahibidir. Cabbar sıfatı var. Bakın Cenab-ı Allah diyor ki siz şer zannedersiniz, o hayırdır diyor. Siz bilmezsiniz ama Allah bilir diyor. Çıkıyor bir takım insanlar işte böyle sanki çok haklılarmış gibi bir minicik canlarıyla da hakikaten bir gayret veriyorlar. Allah onu hayra çeviriyor.
hayır oluyor Müslümanlar için. Allah o ağır yükleri nasıl kaldırıldığını gösteriyor işte bir takım insanların İnşallah. Vesilesiyle. O zorlaştıran insanların vesilesiyle. İnşallah. İnşallah. Onun için ne oluyor? Din yaşaması en güzel olan değil mi? İslam'dır. İnşallah. Allah'a iman etmektir. O yüzden biz burada böyle kardeş olarak Allah'ın nimetleriyle programı sunuyoruz, program yapıyoruz. İnşallah. Niye? Allah'a tesbih ediyoruz, Hakk'ı anlatıyoruz. Hurafe anlatmıyoruz biz. Kur'an ayeti okuyoruz. İnşallah. Bakın Cenab-ı Allah diyor ki, kulumu şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 121. ayette. Kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi okuyanlar, işte onlar iman edenler, bunlardır diyor Cenab-ı Allah. Kim de onu inkar ederse artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir diyor İnşallah. Cenab-ı Allah. Gereği gibi okuyanlar ne yapıyor? Gereği gibi okuyanlar. Ahir zamanı kabul ediyor. Ahir zamanla ilgili Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulünü müjdeliyorlar. Kur'an ayetlerine uyuyorlar. Haramları net olarak biliyorlar. Allah'ın sınırlarını koruyorlar. Cennetle müminleri müjdeliyorlar. Sabrı tavsiye ediyorlar. Karşı taraf ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Devamlı bir zorlaştırma. Bu bir samimiyet değil. Onun için herkes kendi önce icraatına bakacak. Ondan sonra eleştiriye müminler zaten açıktır. İnşallah. Mümin Allah rızası için yapılan eleştiriyi alır kendini düzeltir zaten. İnşallah. Allah'ın izniyle. Bu evren bu İslam'daki bahsettiğimiz o bozulmuşluğu inşallah yobazlığı inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhuriyetinde ahir zamanda ortadan kaldırıyor. Ve tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, sahabelerimiz döneminde yaşandığı gibi en güzel şekliyle İslam'ı yaşatıyor, yaşıyor Allah'ın izniyle dünyada. Şimdi onlarla ilgili birkaç hadis okumak istiyorum. Onlardan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yaptığını o da Hazreti Mehdi aleyhisselam da yapacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da Hazreti Mehdi aleyhisselam da önceki temelleri yıkacaktır. O Hazreti Mehdi aleyhisselam İslam'ı yeniden baştan alacaktır. Maşallah. Bakın tıpkı hadis-i şerifte belirtildiği gibi değil mi? Cahiliyet temelleri nasıl o dönem yıkıldıysa, Hazreti Peygamber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yıkıldıysa, tıpkı Mehdi aleyhisselam döneminde de Allah öyle bir ortam çıkartıyor. İslam'ın evet. değiştiğini, bölündüğünü, bidatların olduğunu, evet. insanlara sürekli hurafelerin anlatıldığını görüyoruz. Böyle bir dönem yaratıyor Allah ki Hazreti Mehdi aleyhisselam çıktığında hadis-i şerif yerine gelsin. 1400 sene önce Peygamber Efendimiz bunu belirtmiş ve ahir zamanda biz bunu görüyoruz, göreceğiz inşallah. Allah onun için kaderinde belirttiği şekilde özel olarak bu ortamı yaratmış. Maşallah. Ahir zamanı yaratıyor, Tabii. Mehdi Aleyhisselam'ı yaratıyor ve böyle bir ortam yaratıp bu ortamın kaldırılmasını da yaratıyor. Elhamdülillah. Mehdi Aleyhisselam için hocam hatta şey diyorlar, işte dinimizi değiştirmeye çalışıyor, Kur'an'la alakalı Tabii. olarak anlatmıyor şeklinde. Bu şekilde yobazlar çıkış yapacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Her peygamber döneminde baktığımızda gerçekten Allah peygamberlerine elçilerini gönderdiğinde, onlara kitaplarını gönderdiğinde etrafında mutlaka inanmayan müşrik bir kesim oluyor. Ve o dönemin peygamberlerine, elçilerine sen bizim dinimizi değiştirmek mi istiyorsun diyor. Aynı şekilde Allah'ın sünneti devam ediyor. Mehdi Aleyhisselam döneminde de aynı ifadeler yer alacak. Müşrikler, münafıklar. Aynı ifadeleri kullanacaklar. Sen geldin, bambaşka bir din getirdin diyecekler. Ama bizim dinimizi, şu an yaşadığımız yolu, sistemi değiştiriyorsun, değiştirmek istiyorsun diye ithamlarda bulunacaklar. Maşallah, elhamdülillah. Bu da elçilerin hak yolda olduğunu gösteren ifadelerden birisidir. İnşallah. Bakın, Bülent Hocam, İnşallah. Yani hadiste de elhamdülillah bak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini ayakta tutmaya çalışıyor değil mi? O İnşallah. Zaman da böyle yobaz, müşrikler var. Yani kafalarından böyle hurafeler anlatarak, bir sürü zorluklar çıkartarak. İnsanları kandırarak. İnsanları kandırarak ve peygamberimize maşallah. Yapıyorlar bunu. Maşallah. Yani hangi akılla bunu yapıyor o işte yani Elhamdülillah. Zaten ayetlerde ve hadislerde de belirtiliyor. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bu yapılıyor. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bakın. Aynı olur. Evet lütfen çok iyi olur. Sen okuyabilirsin lütfen tamam. Devam et. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hazreti Mehdi aleyhisselam da
en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır diyor. Maşallah, maşallah. Aynı şekilde biz bir bakıyoruz, ya muazzam bir dönem yaşıyoruz ya. Gerçekten bu çok büyük mucize. Olan olaylar, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi acip. Hocamız onu çok güzel söylüyor. Gerçekten acip bir zaman yaşıyoruz. Yani bu olanlar normal değil. Gerçekten mucize. Çünkü aynı Peygamber Efendimiz dönemindeki olayları yaşatıyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Şimdi devam bakın, edelim. Ona. Evet, inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiçbir bidatı bırakmayacak. Maşallah. Hiçbir bidat kalmıyor. İstedikleri kadar çıkıp, okların da bak şimdi dondu söyleyecekleri başlıyor. İnşallah. Maşallah. Ya bidat, Kur'an'a aykırı uygulama. Maşallah. Şimdi ama şu çok önemli bakın. Mehdi'nin bütün alametleri gerçekleşiyor. Şimdi bu bir alamet. Maşallah. Değil mi? Mezheplerin aksine hareket eden, mezhepleri ortadan kaldırmak için, mezhepleri ortadan kaldırmak derken yani yanlış uygulamaları, mezhepler arası çelişkileri düzelten biri var. İstanbul'da ve faaliyette olan Hazreti Mehdi inşallah. Mehdi'nin inşallah bütün alametleri gerçekleştiğine göre, mesela Bediüzzaman Said Nursi diyor, birinci görevi diyor, Darwinizmi, materyalizmi ezmektir diyor İnşallah. Fikren. Tam susturacak tarzda bir çalışma yapmaktır diyor. Başkalarının yaptıkları, yani Müslümanların dışında bir taifenin, ki görüyoruz dünyada, batılı bilim adamlarının yaptıkları çalışmaları, kendini hazır program olarak da kullanacaktır diyor bunu. Bunu yapan biri olması gerekiyor, yapıyor. Yani zahiren gerçekleşiyor bu inşallah. Aynı şekilde mezheplere karşı da, fakat mezheplerin dışında, mezhepler arasında çelişki olduğuna göre, mesela dün hocamız anlattı, bakın çok önemli deliller var, detaylar var. Mesela bir mezhebe göre haram olan bir şey öbürüne göre helal oluyor. Ona göre haram olan öbürüne göre helal oluyor. Evet. Şimdi bu bir yanlışlık yanlış. Tabii ki. Kur'an'ın Allah yeterliliğini bildiriyor. Kur'an yeterlidir diyor Allah Kur'an'da. Hiçbir yok şey ondan noksan bırakmadık diyor ayette inşallah. Hiçbir şey noksan bırakmadık diyor Allah. Bakın hiçbir şey noksan değil diyor Kur'an'da. Her şey tas tamamdır diyor Allah. Ama onun dışında işte filanca müşrik dedi ki, şu dedi ki, ama bu da bu döneme kadar dedi hocamız mezhepler gerekliydi. Ama o dönem bitti artık çünkü Hazreti Mehdi var. Fakat Hazreti Mehdi, şu anda faaliyette olan Hazreti Mehdi bu bidatleri kaldırırken, yanlışlıklarını açıklarken tabii yani yanlışlıklarını açıklıyor. Zorla bir şey yok, böyle fikridir Mehdi'nin çalışmaları. Yanlışlıklarını açıklarken ona da karşı çıkıyorlar. Bakın nasıl karşı çıkıyorlar diyor Muhyiddin Eler abi. Onun düşmanları diyor. Bir kere Mehdi diyor, dini peygamberin zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yani Kur'an'ı tatbik ediyor. İnşallah. Kur'an'a bağımlı olarak hareket ediyor. Şimdi onun Kur'an'a bağımlı olarak hareket ettiğini görünce bir takım yobazlar ve diğerleri, bazı kimseler ona karşı çıkıyorlar hemen. Bu bizim, çünkü onların uyguladıkları din Kur'an'la paralel bir din değil. Kur'an'ın aksine olan hükümleri, bidatleri uyguluyorlar. Hı hı. Bakıyorlar bidatlerin aksine hareket ediyor. Bizim dinimizi mahvetmek istiyor diyorlar. Ve hocamız dedi ki, bunu yaparken de dedi, yine Kur'an'la karşı çıkıyorlar. Bu çok ilginç. Tabii. Kur'an'ı tam olarak yaşamadıkları halde, Kur'an'a aykırı hareket ettikleri halde, Kur'an'la karşı çıkıyorlar Hazreti Mehdi'ye. Hocam orada bir şey eklemek istiyorum. Mesela Allah Kur'an'da başka şekilde biliyor. Diyor ki, şeytan Allah'ın, onlar diyor atalarının dinine uyarlar diyor. Yani atalarının dinine ters düştüğü için zaten ahir zamanda da bir türlü oturtamıyorlar. Çünkü Kur'an ahlakını uygulamıyorlar. Atalarının dinini diyor Allah. Yani ondan öncekilerden ne demişlerse onu uyguluyorlar. Ve hiçbir şekilde Kur'an'a bağlı olarak değil, tam aksine ondan sonra öncekiler, onun büyükleri ya da bir herhangi bir başka biri diye onların söylediğine göre Kur'an'ı yaşamaya çalışıyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Kur'an ahlakını getireceği için o yüzden zaten bir kendi aralarında bir bocalama dönemi yaşıyorlar. Atalarının dinine uyduğu için Allah onu Kur'an'da çok güzel söylüyor. Tabii atalarını dese derken, mesela bir yobaza sen desen ki bak Kur'an'a göre böyle, kalkar o sana der ki yok der, öyle değiller o filanca müşrik dedi ki der, 15. yüzyılda yaşayan veya işte 13. yüzyılda yaşayan filanca müşrik diyor ki öyle değil diye karşı çıkıyor, Kur'an'a karşı çıkıyor. Ama şimdi bakın çok ilginç, Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki Mehdi'nin düşmanları, onun düşmanları diyor, yani ona karşı çıkanlar içtihat alimlerinin taklit edenleri olacak. İçtihat alimleri ki mezhep imamları. Mezhep imamlarını taklit edenler de mezhep mukallitleri. Yani mezhep mukallitleri, bir mezhebi uygulayanlar, taklit edenler Hazreti Mehdi'ye karşı çıkıyorlar. Neyi gerekçe gösteriyorlar? Onların mezhebine göre geçerli olan bir takım bidatleri ve hurafeleri gerekçe gösteriyorlar. Çünkü diyor, onlar Mehdi'nin mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Fakat diyor, karşı da gelemeyecekler. Çünkü Mehdi'nin elinde ilim kılıncı vardır diyor inşallah. İnşallah. İlim kılıncı ne demek? Yani ilimle çok net delil getiriyor. Mesela bir yobaz karşı çıktığı zaman Kur'an'dan delil getiriyor ve sahih hadislerden delil getiriyor Kur'an'la
tabii paralel olan sahih hadislerden delil getirip sıkıştırıyor. Sıkıştırınca karşı çıkamıyor o zaman. Yani samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Yani hem samimiyetsizliğini ortaya koyuyor ama sen haklısın da diyemiyor belki o anda. Sonra diyecekler inşallah. O anda diyemiyor. Bir şey de yapamıyor ama demagoji yapabiliyor sadece. Ve bu anda da gerçekleşiyor bu zaten günümüzde. Onun açık düşmanları fukaha, fıkıh alimleri olacak. Çünkü diyor halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Heh, konu bu işte bakın bir imtiyazlarının kalmaması. Maşallah. Ne yapıyor Mehdi onları? Onların samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Yani aslında yaptığı çok hayırlı bir iş. Onların da ahireti için çabalıyor. Yani siz diyor yanlış uygulama yapıyorsunuz. Kur'an'a göre doğrusu bu. Kur'an'dan delil veriyor çünkü. Her verdiği delil Kur'an'dan. Net delil inşallah. Kur'an'ın yeterliliğini savunuyor, söylüyor Allah zaten. Onlara hayırlı hareket ediyor. Fakat onlar da düşmanlık yapıyorlar. Açıkça düşmanlık yapıyorlar. Neden? Diyor halk arasında bir imtiyazları kalmıyor. Hı. Yani bir sistem kurmuşlar. İşte holdingler, bir takım okullar oluyor belki. Başka şeyler, bir ticari gelir. Bakın hep bir gelir var. Mesela kitap yazıyor, kitabını satıyor adam. Halbuki Kur'an'a göre Allah sizden ücret istemeyenlere uyun diyor. İnşallah. Şimdi Kur'an'a göre bakıldığında ve hocamız bunu söylüyor, peygamberler de bu şekilde asla dini tebliğden gelir olmaz. Yani bir adam dini tebliğ ederken nasıl olabilir bu kitap yazarak, konuşma yaparak ondan para alıyorsa işte ondan maaşla yapıyor bunu veya işte kitabını satıyor ondan dini kitabı ama satarak gelir elde ediyor. O zaman Allah onlara uymayın diyor. Ona uyulmaz çünkü o dini artık bir gelir konusu yapmış, bir imtiyaz konusu meydana getirmiş. Ondan dolayı uyulmuyor. Mehdi ve sahih Müslümanlar, samimi Müslümanlar, peygamberler asla gelir elde etmezler. Hazreti İsa mesela marangozluk yapıyor, marangozluktan elde ettiği gelirle. Peygamberimiz ticaretle uğraşıyor, ticaretten maşallah yaptığı gelirle. Hocamız kitaplarından bir kuruş para almıyor. Maşallah. Bir kuruş para almadığı gibi. Yani para sarf ediliyor. Yani kitap dağıtımı hep bedava oluyor bizde. Mesela internet sitesinde bütün kitapların indirilmesi bedava. Şimdi bu çok önemli bir şey. O zaman hocamızın sözü dinlenir. Çünkü Kur'an'da onu diyor. Değil mi? Sizden ücret istemeyenlere uyun diyor. Hocamız ücret istemiyor. Sadece Allah rızası için yapıyor. O zaman dediği dinlenir inşallah. Maşallah. Şeylere devam edelim yine hadislere inşallah. Bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi dinin icablarını yerine getirecektir. Aynı şekilde hadisler gösteriyor bize inşallah. Yani doğrusunu yapıyor. Herhangi bir yani, yanlışlık evet kalmayacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün yanlışlıkları, eksiklikleri Kur'an'a göre, Allah'ın istediğine göre düzeltecek inşallah. İnşallah. Bunları göreceğiz. Bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiç kimsenin, hiçbir düşüncenin, hiçbir tarikatın etkisi altında olmayacaktır. Şimdi bununla ilgili hadislere de bakalım. Hatta ekranda da yansıtabilirsek orada da izleyicilerimiz görsünler. Arkasında İsa bin Meryem'in namaz kılacağı kaim, Hazreti Mehdi Aleyhisselam dışında biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zamanın tağutunun, Allah'ın hükmünü tanımayan her varlık, güç, şeytan biatı olacağını, Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde dinsizliğin hakim olacağını, hemen herkesin bu sisteme bağlı olacağını bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun veladetini yani zuhurunu gizleyecek ve şahsını saklayacaktır. Böylece o zuhur ettiğinde kimsenin biatı onun boynunda olmayacaktır. Maşallah. Bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği döneme de bakıyoruz burada. Değil mi? Şeytani bir dönem var. Deccaliyeti görüyoruz inşallah. Böyle bir dönem yaratıyor Allah ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam o döneme geliyor. Herhangi bir cemaate veya herhangi bir mezhebe bağlı olmadan inşallah değil mi? İnşallah. Çıkmış oluyor ve bu deccaliyetin kafasını eziyor elhamdülillah. Evet. Allah'ın izniyle inşallah. Yani Mehdi'ye diyemeyecekler ki sen şu mezhebin dediklerini yerine getiriyorsun. İnşallah. Veya şu mesela kimsenin biatı boynunda olmayacak denmesi şu anlama geliyor. Hiçbir tarikata mensup değil. Evet. Hiçbir şekilde bir medrese eğitimden geçmemiş, bir tarikat eğitimden geçmemiş. Tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Bu da çok acayip inşallah. Maşallah. Ki peygamberler de öyledir. Yani nübüvvet yolundan yani Allah'ın ilhamıyla hareket ederler. Öyle hiçbir peygamber, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İsa, Hazreti Musa ve diğerleri böyle bir dini eğitimle olmuyor. Zaten olmaz dini eğitimle. Dini eğitim İnşallah. Yani din her şeydir zaten. Mesela din adamı diye bir kavram var. Bu böyle bir şey olmaz ki. Yani din adamı diye bir şey yoktur. Bir insan Müslümandır ve Müslümanlığı hayatının her sahasında, her yerde yaşar. Yani özel olarak böyle din adamlığı, değil mi? Mesela ruhbanlık diye söylüyor Allah. Ruhbanlığı meydana getirdiler diyor. Kendine de gereği gibi uymadılar diyor.
Yani böyle bir sistem zaten yanlış, baştan beri yanlış inşallah. Doğrusu herkes Müslümandır, yani samimi olarak iman eder. Bir Kur'an vardır, değil mi? Kur'an'ı da uygular insan. İnşallah, yani inşallah. Öyle komplike bir durum yok burada, karmaşık bir durum yok. Allah'ın dini çok açık aslında. İnşallah. Yani inşallah. Onu böyle komplike hale getirmişler zorla, bidatleri karıştırarak işte. Halbuki din çok kolaydır. Dini Allah tahfif etmiştir. Yani hafif sizin için kolaydır diyor din. Sizin için kolay kıldı diyor Allah. İbrahim'in dininde olduğu gibi. Allah kolay kılmış yani dini. İnşallah Hazreti Mehdi bu haline getiriyor tekrar. Aslında o kadar güzel ki İslam'ı yaşamak kolay. Çok zordur dinsizliği yaşamak. Dinsizliği yaşadığı zaman insan bütün zincirler üstüne yüklenir böyle. Her tarafından bağlanır. Oraya dönemez, İnşallah. Buraya hareket edemez böyle. Taassuplar, korkular. Perişan ediyor insanları işte. Onun için oluyor. Bir ölüm korkusu sarıyor insanından. Evet. Hani sanki dünya bitecek. Ondan sonra ışıklar kapanacak. Sadece her şeyi burada bırakacak. Gideceğiz diye. Sürekli bir ölüm korkusu sarıyor. Aslında ama mümin öyle değil. Mümin buradaki yaşamı için yaşamayacak. Ahiret inancı, ahiretteki hayatı için yaşamaya devam edecek. Maşallah. Elhamdülillah. Mümin en güzel hayatı yaşıyor zaten. Tabii. Sanat var, estetik var, müzik var. Maşallah. Müziği aram diyor. Ne alakası var? Hocamız işte değil mi? Gösteriyor onu inşallah. Müziği Allah yaratmış. Maşallah. Cennette çok da alası var. Dünyada da. Değil mi? Müziği, maşallah. Sanat. Evet. Tabii. Ya yobazlar zevksiz olduğu için hakikaten hocamız çok güzel söylüyor. Ya kokuşmuş olduğu için gerçekten öyleler. Onun için ne bilimden ne sanattan ya hiçbir şeyden anlamıyorlar. Gerçekten çok kavruklar. İnşallah. Şimdi böyle olan bir insan etrafına yani bir eleştiri, bir laf söyleyemez. Ya yani o söyleme hakkını kimse ona vermez. Şimdi Oktar hatırlattı. Gerçekten yani iman etmek gerçekten çok güzel bir şey. Bir kere güven içinde yaşıyorsun. Bir kere Cenab-ı Allah'a sırtını dayıyorsun. Dünyayı satıyorsun. Ahireti istiyorsun Cenab-ı Allah'tan. İşte ahireti istediğinde zaten Cenab-ı Allah dünyayı da veriyor. Sen dünyayı istemeyince Allah dünyadaki bütün nimetleri güzellik olarak veriyor. Sağlığı, ihtişamı, güzelliği, güzel giyimi, malı mülkü, her şeyi veriyor. Niye? Çünkü bunu isteyen insanlar gerçekten bunu Allah'ın rızası için istediğini biliyor. Şimdi böyle bir yaşam süren insanlar, yani samimi, gerçekten Allah rızasını isteyen ve Allah'ın o kişilere de güzel tecelli ettiğini gören bir takım insanlar, yanlış düşüncedeki insanlar ne yapıyor? Haset ediyor. Ne yapıyor? Kıskanıyor. Ne yapıyor? İçi mahvoluyor, yanıyor yani, kavruluyor, bitiyor. Niye onlarla, onlardaki güç, ihtişam, o güzellik, o sağlık niye kendilerinde yok diye gerçekten bayağı acı dolu saatler geçiriyorlardır. Bakın günleri demiyorum, acı dolu saatler. İnşallah, inşallah. Şimdi Kur'an okumak gerçekten insanlara, insanların kalbini açan bir şey. Allah Kur'an'ı kolaylaştırdığını söylüyor. Samimi olurlarsa, dünyayı istemezlerse Allah en güzel hayatı o kişilere de verir. Bakın Cenab-ı Allah diyor ki Kamer suresinde Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık diyor. Samimi insanlar Kur'an'da yazan ayetlere göre inşallah Allah belirlediği hükümlere göre hareket ederler. Onun için de güzel hayat İnşallah müminlerindir yani. İnşallah. Kısa bir ara verelim hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. İnşallah. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim hocam inşallah. 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 Da. İman hakikatiyle devam edelim isterseniz inşallah. Avustralya'da yaşayan çok sevimli canlılardan birisinden bahsedelim. Koalalardan inşallah. Çok sakin, sevimli bir hayatları var. İnşallah biraz onları inceleyelim. Nasıl bir hayatları olduğuna. Bakın Avustralya'da yaşayan keseli hayvanların en bilinenlerinden birisi koalalar. Bu canlılar yaşamlarının büyük bir bölümünü okaliptus ağaçlarının üzerinde geçiriyorlar. Koalanın pençeleri ağaçların yumuşak ve düzgün gövdelerine çengel gibi saplanıyor. Hayvan bu sayede dallara tutunuyor. Dört ayağı da tıpkı bizim bir sopayı kavramamız gibi ağaç dallarını rahatlıkla kavrayabiliyor ve dallara sarılarak koalanın tırmanmasını sağlıyorlar. Koalaların vücut tasarımları bu ağaçların üzerinde rahat bir yaşam sürmelerini sağlayacak özelliklere sahip. Allah bu şekilde mükemmel yaratmış canlıları. Bu ortamda ağaçların üzerinde rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar.
ellerinin pençelerinin sayesinde, ağacın gövdesinin yumuşaklığı sayesinde Allah böyle bir sistemle yaratmış, böyle bir ortamda yaratmış bu canlıyı. Bu şekilde yaşamına devam ediyor. Bakalım, örneğin kol ve pençeleri geniş gövdeli okaliptuslara kolaylıkla tırmanmalarını sağlıyor. Ön ayaklarındaki ilk iki parmakları ise diğer üç taneden ayrık. Kendi elimizi düşündüğümüzde iki tane baş parmaklarının olduğu söylenebiliyor koalalar için. Arka ayaklardaki baş parmaklar da diğerlerinden ayrık ve diğer dört parmak gibi keskin pençelere sahip değiller. Diğer parmaklardan farklı olan bu baş parmaklar daha küçük dallara tutunmayı sağlıyor. Bakın şimdi burada görüntüde de görüyorsun, çok sevimli canlılar maşallah. Okaliptüs yaprakları zehirli. Bu canlının yaşamış olduğu ağaç, okaliptüs ağacı yaprakları zehirli. Ancak koala özel mide yapısı sayesinde bu yapraklarla besleniyorlar. Koala su ihtiyacını da okaliptüs yapraklarından sağlıyor. Subhanallah. Böyle sevimli bir canlı yaratıyor Allah. Yaşamış olduğu ağaç, okaliptüs ve zehirli yaprakları var. Allah da bu canlıda böyle bir sistem yaratıyor ki bu yapraklarla, bu ağaçla beslendiği halde, burada yaşadığı halde canlı hiç zehirlenmeden hayatına devam ediyor. Maşallah. Allah hocam ortamına göre yaratıyor. Bunu maşallah görüyoruz, bu mükemmelliği görüyoruz. Yani canlının nerede rahat yaşayabileceği, hayatını sürdürebileceği bir şekilde ona göre yaratıyor. Ona göre de diğer yaşadığı alanı da yaratıyor. Hepsini bütün olarak görüyoruz. Değil mi? Normal şartlarda diğer canlılar için zehirli olan bu yapraklar koalaya herhangi bir zehir etkisi yapmıyor. Şimdi evrimcinin iddia ettiğine göre böyle bir ağaç var, zehirli yaprakları var. Burada bir canlı niye yaşasın? Yani normalde yaşamaması lazım. Ona herhangi bir fayda sağlayacak bir bitki gibi gözükmüyor. Zehirli bir yaprağı var. Yediği zaman ölüyor. Şimdi tesadüfen bu canlının, koalanın meydana gelmesi ve bu zehirli yapraklarla beslenip ölmemesi bir mucize değil mi? Mucize. Allah'ın özel yaratışını gösteren çok önemli delillerden birisi aslında. Tabii inşallah. Öyle bir vakti yok değil mi? Yediği zaman çeşitli kimyasallarla midesinde onu tabii farklı reaksiyonlara geçirip onu faydalı hale getirebilecek bir zamanı yok. İnşallah. İnşallah. Yedi mi ölüyor çünkü. Kendisi i̇nşallah için zararlı. İnşallah. Maşallah. Devam edelim inceleme inşallah. Yeni bir filmimiz daha var. Bakın, okaliptüs yaprakları bir dizi tıbbi etkiye sahiptir. Yaprakları eterik yağ içeriyor aynı zamanda bu bitkinin. Bu yağ birçok hayvan için öldürücü nitelik taşıyan kimyasallardan oluşuyor. Buna karşın koalanın karaciğeri bu maddenin zehirini etkisiz hale getirecek bir sisteme sahip. Koalaların karakteristik kokusunun da kaynağı bu yağdan kaynaklanıyor. Yağdan doluyor işte. Allah böyle bir koalanın karaciğer yaratıyor, öyle bir organ yaratıyor. Bitkinin zehirini engelliyor bu organ, karaciğeri. Böyle bir etkisini engelleyen bir yapısı var inşallah. Bakın, tüm vücuda sürülen yağın bir kısmı havaya karışmakta, bir kısmı ise vücut içine girmekte. Yağ, hayvanın vücuduna yerleşen parazit haşerelerin kürk içerisinden yere dökülmelerini sağlıyor. Koala vücut sıcaklığının düzenlenmesini de okaliptüs yaprakları sayesinde yapıyor. Subhanallah, bir faydası da var okaliptüsün koalaya. Değil mi? Bulunan yağ, bu eterik dedikleri yağ, vücudundaki bulunan parazitlerin de düşmesine yardımcı oluyor. Maşallah. Allah hem okaliptüsü yaratırken hem koalayı yaratırken birbirine mükemmel uyum halinde, uyum şeklinde yaratmış, uyumlu olarak yaratmış inşallah. İnşallah. Değil mi? Yani zehirli olmasına rağmen koalayı Allah yaratıyor, karaciğinde mükemmel bir karaciğer sistemi yaratıyor ve o zehir etkisini öldürüyor. Okaliptüsün ayrıca yağı da koalanın üzerindeki parazitlerin düşmesini ve ona zarar vermemesini sağlıyor. Allah ikisini dediğimiz gibi ortamında en güzel şekilde yaşam için yaratmış, var etmiş. Subhanallah. Bakın, koala tıbbi eğitim almışçasına ağaçtaki yüzlerce yaprağın içinden, ayrıca başka bir özelliği daha var, kendisi için tam gerekli olanları seçiyor. Şimdi canlı böyle bir bilgiye de sahip. Örneğin vücut sıcaklığı düşükse ne yapıyormuş? Yani üşüyorsa o zaman felandren yağı içeren yaprakları. Bunun tam tersi durumda ise, yani ateşi varsa canlının, sineol içeriği yüksek yaprakları çiğneyerek vücudunun serinlemesini sağlıyor. Maşallah. Yani adeta bir tıp bilgisine sahipmiş gibi davranıyor. İki farklı yaprak çeşidinden inşallah. Üşüdüğü zaman bir yaprağı yiyor. Vücudu sıcak olduğu zaman, ısındığı zaman da diğer yaprağı yiyor. Bunları ayırt edebiliyor. Şu anda bu yaprağı yemem lazım. Bunun içinde böyle kimyasal yapılar var, kimyasal maddeler var. Benim işte üşümemi engeller
diye bir düşünceye sahip kendi olması gerekiyor. Kendi doktor oluyor hocam burada yani. Adeta, hastalığına göre ilacını seçiyor. Herhangi bir canlının tıp bilgisi almayan bir kişinin bunu bilmesi dahi çok zorken Allah böyle bir canlı yaratıyor inşallah. Ve bu canlı doğduğu andan itibaren, var olduğu andan itibaren bu bilgiye sahip olarak yaratılıyor. Maşallah. Avustralya'da yaşıyor, okaliptüs ağacında yaşıyor inşallah. Ve buna uyumlu olarak Allah yaratmış bu ortamda bu canlıyı. İnşallah. Ve bu bilgilerle yaratmış inşallah. Elhamdülillah. İnşallah. Bakın Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Secde suresi 6 ve 7'de. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte gaybı da müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen odur. Ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Subhanallah. Her şeyi yaratanın Allah olduğunu inşallah bir kez daha biz görmüş olduk. Allah'ın dışında böyle bir canlının, böyle bir canlı topluluğunun tesadüfen ortaya çıkması mümkün değil. Aynı anda var olması gerekiyor ki okaliptüs ağacı olması lazım koalanın yaşayabilmesi için. Maşallah. Elhamdülillah. Allah ikisini de aynı anda yaratmış olması lazım. Ve ikisini de şu anki var oldukları sistemlerle, özelliklerle yaratmış olması lazım. Koala ağaca tırmanması için o tırnak yapısına sahip olması lazım. İki tane baş parmağı evet. Var gibi rahat bir şekilde maşallah. Tutunuyor. Ağacın gövdesi de ona göre düzgün ve yumuşak. O pençelerin evet. Rahat bir şekilde geçebileceği, tutunabileceği, orada yaşamını sürdürebileceği şekilde Allah ağacı da yaratmış. Tabii. Yaprakları çok özel. Değil mi? Koala üşüdüğünde farklı bir yaprak bulunuyor ağaçta. Canlı onu yiyor. Diğer durumda ise farklı başka bir yaprak buluyor. Canlı onunla besleniyor. Bunların da olması lazım. Maşallah. Aynı anda var olması lazım. Maşallah. Yani bunların eksikliğinde koalanın yaşaması mümkün değil. Vücudunda mesela derisinde parazitler bulunuyor. Okaliptüs ağacı olması lazım. O ağaçta o parazitlerin düşmesini sağlayan yağın bulunması lazım. Ve sürekli belirtiyoruz hepsinin aynı anda var olması lazım. Yani birisi olmasa koala yaşayamıyor. O tırnak yapısına sahip olmasa yaşayamıyor. Veya karaciğerinde okaliptüs ağacının zehirini engelleyen bir sistem yapı olmasa, Allah bu özellikle yaratmamış olsa yine yaşayamıyor. Elhamdülillah. Burada tesadüfe yer yok. Veya işte bu canlı ilk var olduğu andan itibaren bu özelliklere sahip. Daha sonradan kazanılmış özellikler olması da mümkün değil. Tam doğduğu anda bu ortamda var olmuş olması lazım, yaşıyor olması lazım. Bulunduğu ortamda okaliptüs ağaçlarının olması lazım. Ve bu özelliklerle var olması lazım. Yavaş yavaş bu özellikleri kazanması mümkün değil. Yoksa canlı yaşayamıyor zaten. Yaşamını devam ettiremiyor. Doğduğu anda yok oluyor. Elhamdülillah. Burada Allah'ın üstün yaratışını, yüceliğini, kudretini, gücünü görmüş oluruz bir kez daha. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Bunlar her canlı için geçerli bu. Her canlı için. Doğru. Her canlıda baktığımız zaman hep sistemlerinin eksiği bir aşağısı olmuyor. Yani Charles Darwin ne diyordu? Eğer diyor bir kompleks bir organın yavaş gelişimlerle oluşamadığı gösterilirse tüm teorim çökecektir diyor. Modern bilim bize hep bunu gösteriyor. Bütün organ sistemleri, yani canlılardaki bütün sistemler mutlaka bize onun bir anda ve eksiksiz olarak olduğunda kusursuz olduğunu gösteriyor. Çünkü bu sistemlerin bir de genetik bilgisi var. Yani mesela işte tırnağın yapısı var, elin kavraması, şu hepsini topluyorsunuz ama bunların hepsinin bir de DNA'sı var. DNA'daki genetik bilgi hiçbir zaman yavaş yavaş oluşamaz. Diyelim ki şimdi her 3 harf bir tane amino asidi kodluyor. Diyelim ki 500 amino asitlik bir protein var. Bir fonksiyon yapan. Ne olabilir? Bu herhangi bir enzim olabilir. Bir şeyin dehidrogenaz enzimi diyelim veya kas proteinini yapan aktin ve miyosin filamentlerini oluşturan proteinler var. Onların kodu diyelim. Şimdi bunun genetik bilgideki karşılığı 1500 tane harftir. Yani 500 amino asidin 1500 tane harf karşılığı olur. O protein, yani 500 amino asitten oluşan protein yavaş yavaş oluşabilir mi? Yani o proteinin önce 2 amino asit oluştu, ona 50 amino asit daha eklendi, onlar da deneme yanılmayla seçildiler, sonra 500 amino asit oluştu diye. Bu kadar budalaca bir iddia olabilir mi? Olamaz. Yani o protein sadece 500 amino asit ve doğru dizilimde olduğu zaman, çünkü her bir amino asitin yerine gelebilecek 20 tane ayrı amino asit var, seçeneği var. Maşallah. Sadece bir tanesi doğru oluyor. Maşallah. Ve sıraların da doğru olması lazım. Yani amino asitlerin sadece doğru olması yetmiyor. Yani birinci amino asit belli, ikincisi de belli. 500.sü de belli. Hepsinin doğru amino asit doğru dizilimde peptit bağlarıyla bağlanmış olması gerekiyor. Şimdi protein hiçbir zaman aşama aşama oluşamaz. Bu mantığa da bilime de aykırı. Bunun genetik bilgisi de için de geçerli bu. O da aykırı olamaz.
Ayrıca tek bir protein de yetmiyor. Bütün proteinlerin ve genetik bilginin aynı anda toplu halde bir anda var olması gerekiyor. Ve bunu biz fosil kayıtlarından da teyit ediyoruz. Yani 400 milyon tane fosil kaydı da bu canlıların hepsinin fosillerinin de aynı şekilde olduğunu gösteriyor. Aynı genetik bilgiyle. Zaten aksi de olamıyor. Zaten bundan sonra artık Darwinizm konuşmanın bir manası hiçbir şekilde olmuyor. Yani bakın her anlatılan iman hakikati hep Allah'ın yarattığını kanıtlıyor ve Darwinizmin geçersizliğini gösteriyor bize. Yani bunun gibi sayısız delil var. Allah'ın yarattığının sonsuz delili var inşallah. Zaten Allah'ın ilmi diyor inşallah. Bütün denizler mürekkep olsa, maşallah. Bütün ağaçlarda kalem olsa yine yazmakla tükenmez diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım Allah. Maşallah. Biz nereye baksak ve bizim tabii bugüne kadar incelenmemiş o kadar çok canlı var ki. Geçen gün işte arkadaşlarımız anlattılar burada hanımefendiler. Mesela sırp böcekler canlıların 1/4'ünü oluşturuyorlarmış. Bilmiyorduk hakikaten çok acayip. Bir tane insana karşılık 170 milyon tane böcek varmış. Pardon, 170 milyar tane böcek varmış. Bir insana karşılık. Çünkü insanın sayısının bakın kaç katı, böcek sayısı sadece bu. Ve böceklerin çeşitleri 1/4'ünü oluşturuyor bütün canlı çeşitlerinin. Sırp böcekler bunlar. Şimdi biz böceklerin yani %99'unun daha varlığı da yani ne olduğu dahi doğru düz bilinmiyor. Hani bırakın sistemlerini anlatmayı burada. Yani Allah'ın yarattığının delilleri o kadar sayısız sonsuz ki yani böyle inşallah. Atomlar, uzay, galaksiler her şeyde Allah'ın varlığını görüyoruz. O kadar ufak olmalarına rağmen böcekler de o kadar sistemli canlılar ki mesela termitlerden örnek veriyorum hocam. İnşallah. Termitler böceklerin salgıladığı özel kokuları alabilecek şekilde yaratılmıştır. Bu kokuları ayırt eder ve bu sayede yuvaya girmeye çalışan yabancıları tanırlar. Maşallah. Şirketlerdeki güvenlik sistemlerinde kullanılan bilgisayarlar güvenlik kartlarının üstündeki şifreyi nasıl tanırsa bir termitle düşmanları olan karıncalara hem cinslerinin kokusunu bu tarz bir sistemle ayırt eder. Antenleri o kadar hassastır ki kokladıkları herhangi bir termitin kendi kolonilerinden olup olmadığı dahi rahatlıkla anlar. Üstelik her termit türünün hatta aynı tür içindeki her termit yuvasının kendine özgü bir kokusu vardır. Termitlerin kör olmalarına rağmen nasıl olup da yuvaya girmeye çalışan başka canlıları ve kendi kolonilerinden olmayan termitleri tanıdıkları sorusunun cevabını araştıran bilim adamları kimyasal yöntemlerle termitlerin yaydığı kokuları analiz etmişlerdir. Kimyasal analizler farklı iki termit türünün farklı koku saçtığını kesin olarak ortaya koymuştur. Maşallah. Bu arada canlının gözü yok. O kadar ilginç, kör, evet. Görmüyor. Ve ayırt edebiliyor yani. Kendi kolonisinden olup olmadığını bir kanaat getirebiliyor onu görmeden yani. Bakın Cenab-ı Allah Kur'an ayetinde diyor ki şüphesiz diyor şeytandan Allah'a sınırım zorlukla beraber kolaylık vardır diyor. Şimdi bu hem insan için hem de bütün canlılar için Cenab-ı Allah'ın bir tecellisi olmuş oluyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın işte canlılara gösterdiği, verdiği ilham. Kör ya, ufacık canlı inşallah. Ama en üstün mimari özellikleri biz termitlerde görüyoruz. Maşallah. Bugün daha teknolojinin dahi geliştiremediği bir havalandırma sistemini ilk yaratıldığı andan itibaren biz örnekler veriyoruz. Bu kör olan üstün mimarlar, termitler ilk yaratıldığı andan itibaren o yapıları inşa ediyorlar. Şimdi bakın güvenliğine bakıyorsunuz. Güvenliği de aynı şekilde. İlk yaratıldığı andan itibaren. Kör nasıl yapıyor diyorsun? İşte Allah'ın ilhamı. İnşallah. Onun için çok kolay oluyor. Allah bir kolaylık gösteriyor. İnşallah. Maşallah. Nasıl ki arıya sana vahyettik diyor değil mi? Uçuver diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Maşallah. Rabbinin ilhamıyla. Elhamdülillah. Bir ayet söyleyebilir miyim inşallah? Tabii. Estağfurullah. Bakın Allah Nur Suresi 41'de şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendi duasını
ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah onların işlediklerini bilendir. Anlatmış olduğun termitlere bakın. Diğer canlılara bakın. Oktar'ın biraz önce söylemiş olduğu milyarlarca böceklere bakalım inşallah. Her biri diyor Allah. Göklerde ve yerde ne varsa uçan kuşlara bakalım. Denizlerdeki canlılara bakalım inşallah. Veya evrene bakalım inşallah. Her ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Allah ne diliyorsa, ne istiyorsa i̇nşallah. Gözü olsun veya olmasın. Kanadı olsun, uçsun veya uçmasın fark etmez. Her canlı Allah ne diyorsa onu yapıyor. Bal arasına bakıyoruz. Tıpkı Allah'ın vahyettiği şekilde hareket ediyor. Termitler tıpkı Allah'ın vahyettiği şekilde hareket ediyor. Yani görmesi gerekmiyor orada. Allah ona zaten gösteriyor. Ne yapacağını belirtmiş. O Allah ne dediyse onu yapıyor. İnşallah. İnsan Allah ne dediyse onu yapıyor. İnşallah. Allah'ın dediğinin dışında kimse ağzını dahi açamaz. İnşallah. Mümkün değil. Allah ne diyor? Kaderde ne yazdıysa biz o kelimeleri şu anda konuşuyoruz. Onun dışında evet. Konuşmamız kendimizden şunu yaptık, bunu yaptık dememiz mümkün değil. Allah zaten belirtiyor. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor. Maşallah. Değil mi? Onları siz öldürmediniz ama Allah öldürdü diyor. Bak, yeryüzünde maşallah. Olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın diyor. Maşallah. Allah yaratıyor diyor. Yarattım diyor onu. Yani ve maşallah. Ben onu kaderde belirttim diyor. O kaderde olanı, yazılanı siz yaşıyorsunuz diyor. Canlılar onu yaşıyorlar diyor inşallah. Onun dışında da bir davranış yapmaları mümkün değil. Biraz önce koaladan bahsettim. Allah'ın dediğinin dışında bir yaşam sürmesi koalanın mümkün değil. Okaliptus ağacının olmasının dışında başka bir yerde, başka bir ortamda yaşaması mümkün değil inşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Slayta devam edelim hocam inşallah. Bundan başka araştırmacılar A yuvasından bir termitin derisini, B yuvasından bir termitin derisi üzerine nakletmişler. Ve şunu görmüşlerdir. B yuvasının termitleri bu A yuvası termit kokusunu taşıyan yabancıyı her gelişinde kapı dışarı etmişlerdir. Evet. Yani maşallah. Deri nakli yapsalardı böceğe onun kokusunu altındaki kokuyu daha doğrusu maşallah. Fark edip yuvasına almıyor. Nasıl bir güvenlik donanımı özelliği var böceğe? Ufacık bir canlı. Termitlerin güvenlik önlemleri son derece etkilidir. Ancak bu düşmanların termit yuvalarına hiçbir şekilde giremedikleri anlamına gelmez. Bir karınca türü tüm güvenlik önlemlerine rağmen koloniye girmeyi başarır. Ponerin türü bu karıncalar karınca kokusu yerine termit kokusu salgılayarak termitlerin güvenlik sistemlerini deler ve yuvanın her köşesinde diledikleri gibi gezerler. Termitler de kör oldukları için kokuya aldanıp karıncaları aileden bir fert zannederler. Maşallah. Bak, mucizeler hiç artı arkası kesilmiyor. Poner'in türü bir karınca var. O da bu şifreyi kırıyor mesela. O kokuyu salgılayarak yuvaya girmeyi başarıyor. Şimdi hiç bitmeden devam eden bir mucize silsilesi. Allah'ın yaratma sanatı. Şimdi adam buna bakıp iman etmesi gereken yerde. İnşallah. Ne yapıyor? Tesadüfen diyor ya işte. Poner'in türü karıncalar diyor. Tesadüfen o kokuyu salgılıyor. Zaten diyor termitlerin tesadüfen kör olmuş diyor. Karıncalar şansa yakalanmıyor evet, diyor. Evet. Yani işte evrimci mantığın çıkmazları. Zaman, tesadüfler, demagoji hiçbiri onlara bir fayda sağlamadı. Zaman da aleyhlerine oldu. İşte tesadüf dediler o da aleyhlerine oldu. Allah her şeyi aleyhlerine yarattı. İnşallah. Maşallah. Çünkü bütün deliller Cenab-ı Allah'ın üstün yaratma kuvvetini gösteriyor. İnşallah. Biz Cenab-ı Allah'a iman ediyoruz. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi de yoktur. İnşallah. Maşallah. Bitti mi slaytlar? Evet. İnşallah. Hocam. Maşallah. Evet. İşte Darwinizmin geçersizliği ortada. İnşallah. Bu çalışmayı yapmak da hocamıza nasip oldu maşallah. Çok şerefli bir dava yani böyle. Çünkü dava derken bu kötülüklerin kaynağında Darwinizm olması nedeniyle PKK terörünün kaynağında da Darwinizm var. Çünkü bakıyoruz APO ve PKK Darwinist. Marksist, Leninist ve Stalinist bir örgüt ama Darwinizmin kökeninde Darwinizm var. Mesela PKK'nın kökeninde dinsizlik var ve Darwinizm var. Dinsizliği içinde şöyle diyor ki mesela Abdullah Öcalan bir kere ateist ve ateist olduğunu söylüyor. Bunu nasıl olduğunu söylüyor. Yani liseye kadar ateist değildim ama
lisede felsefik bunalım yaşadım diyor. Darwinizm eğitimine girdiği zaman, lisede gördüğü zaman, o zaman Darwinizme inanmaya başlıyor. Felsefik bunalım yaşadım diyor. Ondan sonra diyor haşa bir yarı tanrı oldum diyor. Tanrıyla savaştığımda galip çıktım haşa. Gibi böyle zırva deli haşa açıklamalarda bulunuyor. Mesela diyor ki haşa, yine Allah'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tenzih ederiz. Allah diyor bir nevi orta çağın feodal manifestosudur haşa. Temel yasası ve bildirgesidir. Başka bir sözünde de şöyle diyor. Bizim din ile ilişkimiz yok. Bakın çok önemli. PKK için diyor ki PKK adına, PKK'nın kurucusu ve başkanı olduğuna göre. Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Yani bütün insanların da dinsiz olması gerektiğini savunuyor. Yani dini de ortadan kaldıracağız diyor zaten. Ben çok uğraştım. Sonunda Tanrı'dan koptum. Tanrı'yı aştım. Şimdi fikirlere bakın. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam, böylece Abdullah Öcalan olabildim. Şimdi hocamızın dediği işte bakın bu bakımdan da Deccal'in tanımına uyuyor. Çünkü Deccal dine karşı olan, doğru olanı çarpıtan, Allah'ın varlığına karşı çıkan kişi, en fazla karşı çıkan kişi hatta o dönemin değil mi inşallah. Mehdi vardır ve Deccaliyet vardır. Deccaliyetin karşısı Mehdiyettir inşallah. Mehdiyetin karşısı da Deccaliyettir. İşte Mehdi ne kadar Allah'tan korkan, güzel ahlaklı, adaletli, sevgi, şefkat dolu bir insansa Deccal de tam onun karşıtı oluyor. O kadar dinsiz, Allah'ın varlığını kabul etmeyen, zalim, kan döken, vahşi, sevgiden, şefkatten yoksun bir insan oluyor inşallah, o zaman inşallah. İşte. Ya onun da her özelliğinin o zaman oluştuğunu görüyoruz. Onun söylediği hocamızın oydu inşallah zaten. Yani adada da diyor mesela bir tutuklu olarak yani bir şekilde bulunacağını söylüyor. Zincirlenmiş olarak demek o anlama geliyor. Saçı sakalı birbirine karışmıştır diye geçiyor. Böyle kum fırtınasına yakalanmış gibi. Bütün o alametlere uyduğunu görüyoruz inşallah. Güneydoğu'da kan dökülecek bölgede kan dökülüyor olması, Deccaliyetin orada kan dökmesi, değil mi? Aynısıyla gerçekleşti. Bakın Peygamberimizin tariflerinin bir tanesi daha maşallah. Aynısıyla gerçekleşmiş oluyor. Maşallah. O da işte Mehdi'nin zuhur ettiğinin, Mehdi'nin yaşadığının ve faaliyette olduğunun bir alameti. Hem Deccal'in yaşadığının bir alameti olmuş oluyor. Deccal ile Mehdi aynı zamanda çünkü karşılıklı bir mücadele var. Deccaliyetin en şiddetli olduğu zamanda çıkıyor zaten Mehdi. İnsanlık tarihinden itibaren. Onun karşısında da o var inşallah ve o da gerçekleşmiş oluyor. Suriye'deki olaylar da öyle. Maşallah. Onu da tarif ediyor Peygamberimiz. O da gerçekleşiyor. Bütün hepsi Mehdiyet döneminde yaşadığımızı gösteriyor. Darwinizm de bunun kanıtı aslında. Yani Deccaliyetin en şiddetli olduğu dönem Allah'ın alenen inkar edildiği bir dönem. O da en güçlü felsefe olarak da Darwinizm bütün dünya etkisi altına almıştı 20. yüzyılda. %99'u Allah'a inkar eden bu felsefenin büyüsüne kapılmıştı insanlığı. Onun için Hazreti Mehdi'nin geldiğinin en önemli kanıtlarından bir tanesi o olmuş oluyor. Deccaliyetin en şiddetli i̇nşallah, olduğu dönem inşallah. Olarak inşallah. Hocam bir de şey dedin, Abdullah Öcalan aldığı Darwinist eğitimden sonra haşa yarı tanrı oldum dedin. Ben dün de programda söylemiştim bunu. Eğitim düzeninde de bir sıkıntı daha var. Darwinist eğitimi, evrim teorisini anlatan ders kitapları da, ders notları da var. Bir de bunun yanında, bunun tam tersine yönelik yaratılışı anlatan din dersi de var. İkisi tamamen küçük yaşta beyinleri çelişkiye düşürüyor. Düşünün Abdullah Öcalan kaç yaşında bu buhranı yaşadı kendi içinde. Ama bizim henüz daha yetişmekte olan kardeşlerimiz bu eğitimden geçiyorlar. Ve iki tane yol gibi gösteriyorlar ona haşa. Ama o eğitimin yani çelişkiye düşer derken yaratılış gerçek anlamda anlatılmadığı için anlatılsa o zaman çelişki olmaz. İnşallah yani inşallah. Bir şey ya vardır ya yoktur. Yok olduğu çok belli yani Darwinizm saçmalığının. Eğer yaratılışı bilimsel delillerle anlatılsa mesela lisede desek mesela kitapta şu anlatılsa deseler ki hayat tesadüfen oldu. Aynen bugün anlatıldığı gibi türler diğer türlere tesadüfen evrimleştiler. Ara geçiş formu vardır. Bunu aynen kitapta detaylı olarak anlatsınlar diyor hocamız. Buna kimse bir şey demiyor. Ama bunun yanında aynı kitapta deseler ki şu anlatılsa tek bir protein bile tesadüfen olamaz. Mutlaka başka proteinler, enzimlerin varlığı gerekiyor. 100 tane enzim var, ribozom gerekiyor, DNA gerekiyor. Mutlaka DNA olacak ki protein ondan kodlanabilsin, yani ondan yapılabilsin, üretilebilsin. DNA'nın olması için de proteinler var. İkisi de canlı hücresinde olabiliyor ancak canlı hücresinde olması gerekiyor ki tek bir protein yapılabilsin. Tek bir protein bile tesadüfen olamıyor. Bu bilim. Yani moleküler biyoloji ve genetik bilimi bunu gösteriyor. Bu anlatılsa. Ayrıca dense ki paleontoloji biliminde bize şunu gösteriyor. Bakıyoruz 400 milyon tane fosil var.
Bakıyoruz hiç ara geçiş formu yok. Patolojik asimetrik geçişler yok. Tesadüfi mekanizmalarla patolojik asimetrik geçişler. Yani balık mesela kara hayvanına çevirecek. Yüzgeçleri yavaş yavaş akciğer yapacak. İşte şeyleri de solungaçları yavaş yavaş akciğer yapacak. Yüzgeçleri de yavaş yavaş ayak yapacak bir mekanizma ne genetik olarak ne fosil kayıtlarında yok diye konsa kim inanır o zaman Darwinizme? Yani hepsi anlatılsın diyor hocamız. Yani hiçbir fikir zorla empoze edilemez. Hiçbir fikir de yasaklanamaz. Yani Darwinizm varsa anlatılsın zaten. Komünizm de anlatılsın diyor hocamız. Faşizm de anlatılsın. Satanizm, Budizm ama İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik de anlatılsın. O zaman insan geniş bütün yelpazede her şeyi bilen öğrenciler çok geniş kültürlü istediği doğru yolu seçer o zaman. İnşallah. Ama kimse gidip Darwinizme sapmaz tabii ki. İnşallah. Onu bildikleri için yasaklıyorlar zaten. Yani komünizmde ve Darwinizmde yasak hep şundandır. Kendine güveni yok çünkü anlatılanın yanlış olduğunu biliyor. Mutlaka yasaklıyor bir fikri. Halbuki İslamiyet'te o yoktur bakın. İnşallah. Allah dinde zorlama yoktur diyor. Çünkü hak din hep bütün bilimsel delillerde, mantıkta net Allah'ın varlığını gösteriyor bize. Dolayısıyla her fikri açarsın o zaman. Doğru inşallah. İstediğini anlatsın o. İnşallah. İstediği hikayeyi anlatsın. Kim inanır ona? İnanmaz. Çünkü doğrusu sen doğruyu anlatıyorsun. %100 anlatıyorsun. %0'ın 10 tane şeklini anlatsa fark etmez. Onun için İslamiyet dinde zorlama meydana getirmez. Yani hak dindir. Delile dayalıdır. Onun için delile dayalı olmayanlar yasaklarlar, yasak getirirler inşallah. İnşallah. Bak Oktar hocam, şimdi ekrana veriyoruz. Yeni bir evrim safsata haberi çıkmış. Demişler ki 3000 yılda insanın beyni küçülecek. Yine zihinlerindeki, akıllarındaki kötü çizimleri yapıp işte anatomi uzmanlarına göre demişler. İşte bu kadar sene sonra dişler azalacak, kollar uzayacak, yok gözler büyüyecek, beyin küçülecek. Şimdi bir insan istediğini söyleyebilir, tamam mı? Adam bir kere mantığın dışına çıkıldıktan sonra saçmalamanın sınırı yoktu. Tabii. Ben uzaylıyım diyebilir, tamam uzaya gidip geliyorum diyebilir, efendim dünyayı kaldırıyorum diyebilir. Evet. Gerçi dünyayı kaldırma hareketi var galiba. Var. O ayrı bir hareket olarak, yani bodycilerin yaptığı bir hareket olarak ama saçmalamanın sınırı yoktur, tamam mı? Milliyet gazetesi istediği şekli çizebilir. Bakın burada şimdi önemli olan nokta şu. Genetik bilgide değişiklik meydana getirecek bir mekanizma yok. Maşallah. Ya mutasyon var. Mutasyon oluyor ama mutasyon daima genetik bilgiyi azaltıcı yöndedir. Hiçbir zaman arttırmaz. Mutlaka azaltıcı, genetik bilgiyi iptal edici yöne götürür. Yani genetik rahatsızlık, sakatlık ve ölüm meydana getirir. Hı-hı. Genetik bilgi de bu bakımdan kopyalama mekanizmasıyla yarattığı için Allah DNA'nın aynısıyla harfler yani nükleotidler birebir kopyalanır aynı sırayla. Arada hata olduğunda buna mutasyon diyoruz işte. Onu düzeltecek enzimleri de yaratmıştır Allah. Ama enzimlerin başa çıkamadığı mutasyon olursa da hastalıklar ve özel yaratmıştır Allah bunu. Eksiklikler meydana gelir. Dolayısıyla genetik bilginin kaybıyla bir insanın beyninin küçülmesi zaten böyle bir kayıp olduğu zaman o insan yaşamaz. Tabii, ya bunlar süper cahil oluyor. Tabii. Bunlar ne embriyoloji biliyorlar, ne fizyoloji biliyorlar, ne genetik biliyorlar, ne moleküler biyoloji. Ya atmanın sınırı yok. Evet. Adam diyebilir. 3000 yıl sonra diyebilir, şu da olacak diyebilir. Bir kere 3000 yıl sonrası da yok. Onu da biz müjdeleyelim. Yani Bediüzzaman Said Nursi diyor ki bakın, kıyamet tarihi. Maşallah. 1545 diyor. Nereden çıkartıyor bunu? Ümmetinden bir taife. Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır. Hadisi 1. Ümmetimden bir taife. Allah'ın emri gelinceye kadar. Bakın Allah'ın emri gelinceye kadar kıyamet diyor. Kıyameti 1545 veriyor. Ümmetimden bir taife. Yani Müslümanların ömrünün ondan da 1506 çıkıyor. Bakın bölüm bölüm hadiste. Ebced hesabı bu. 1506 yani 2082 tarihi çıkıyor. 1545'te 2120'dir. Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır. Yani galibane ömrü, pardon. Hak üzerinde olacaktır. 1506. Ümmetimden bir taife de 1542'ye. Yani 1542'ye kadar Müslümanlar var. Ama galibane ömürleri 1506'ya kadar. Yani 2082'ye kadar. Ama 2117'ye kadar devam ediyor Müslümanların varlığı gizli. Gizli ve malumane diyor Bediüzzaman Said Nursi. 1545'te de kıyamet tarihi kuracaktır diyor. Neye dayandırıyor bunu? Bir hadis, iki de Fatiha ve Asr suresinden ayetlere dayandırıyor Kur'an'a. Ama mübareğin bir özel ilmi var. Yani her söylediği doğru. Ölüm tarihini veriyor 1960 olarak. Mezarım kaybolacaktır diyor. Ölmeden çok önce söylüyor bunu. Ya 1960 yılında vefat ediyor Said Nursi Hazretleri. Mezarı alınıyor, gizli bir yere naklediliyor, kayboluyor. Tam dediği gibi oluyor. Ayrıca 1971, 1981, 1991, 2001
Aslında mücadele galibaneye dönecektir diyor 2001 yılında. Darmadağın edecek diyor Hazreti Mehdi için. 2001 yılını veriyor. Ondan sonra işte 2019 yılı, 2020, ya hepsini önceden söylüyor ve her söylediği çıkıyor. Mesela Tokat'ı şiddetli olacaktır diyor 1971 yılı için. Neyin? Terörün başladığı yıldır. Hakikaten Tokatların şiddetli olduğundan kasıt. Terörün başladığı yıl aynısıyla çıkıyor söyledikleri. Dolayısıyla kıyamet tarihi de doğru. Hocamız dedi bunu. Bir granit kayanın üzerine yazsınlar. 2120 tarihini yazsınlar. Granit kayanın üzerine. Aynen. İnşallah o yıl görecekler. Yine ummadıkları bir anda gelecek ama. İnşallah. Yani Allah inancı olmayan öyle azgın bir topluluk olacak ki o dönemde yaşayan. Yani 2120 yılına girecek olan Müslümanların canı çünkü alınıyor. Yine Said Nursi'nin izahına göre. Şey. Evet 3 sene önce 2017 yılında 1542 Müslümanların canına hiç Müslüman kalmıyor. Kur'an da refediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bırakmıyorlar yeryüzünde. O kadar kudurmuşlar ki artık böyle. Bütün Kur'anları, camileri, Allah hatırlatacak her şeyi yok ediyorlar. Öyle delirmiş bir durumda kıyamet geliyor üzerlerine inşallah. İnşallah. Yani dolayısıyla 3000 yılı falan da yok öyle zannettikleri gibi inşallah. Zaten hocam o söylediği yani hiçbir bilime dayanan bir şey de değil zaten. Yani bilimsel bir şey de yok. Sadece kendisinin aktarmış olduğu bir şey olmuş oluyor. Hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan, hiçbir bilimsel hatta mantıksal tutarlılığı içinde de olmayan sadece bir görüş olmuş oluyor. Yani hani de, atışın hani, sonu yok. Hani ilkelden gelişmişe gidiyordu. Yani böyle artık kandıracak. Yani yer bulamış, çıkacak yer yok. Çıkışları yok. Evolüsyon değil, devolüsyon dedi oluyor lan. Anlattın senin o zaman. Yani ileriye değil, geriye gidiyor diyor. Yani. Ya bu kadar saçmalamadın. Aynen ayıp ya. Koskoca kıllı kılçık herifler. Yani bunu yapma utanır insan. Bir, yani Ardamlı diye bir şey var halk arasında. Maymuna benzetmişler biraz da. Kıl koymayı unutmuşlar ama. Yani ya, tabii dediği gibi Oktar hocamın. Ya hayret ya. Gerçekten hayret uyandıran çizimler. Ama biz tekrar ediyoruz. Bak hayal kurmayı diyor ya bilim adamı. Yasaklayan bir kanun yoktur. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yok. İnşallah. Kimse karışmıyor. Bak gazete haberde oluyor. Ama delil işte orası çok önemli. Bir bilim adamı demiş. İşte haber kaynağı işte dış haber kaynağı diye. Bu film yazmış. Adamı. Film adamları diyor yani. Evet. Yani biz delille konuşmak istiyoruz. İnşallah. Delil getirsinler bize. Biz ona göre zaten gerekli bilgileri, delilleri önüne koyuyoruz. Evet. Yani ama hocamız şunu anlattı bakın. Genetik bilimi Mehdiyet döneminde muazzam bir ilerleme gösterecek tabii. İnşallah. Genetik mühendisliği. Yani bilinçli müdahaleyle, gen nakliyle inşallah daha verimli sebze, meyve üretimi olacak. Yani kontrol olarak hep insanlığın yararına bilim hizmet edecek İnşallah. Mehdiyet döneminde muazzam bir ilerlemeyle. Ama Mehdi'nin vefatından sonra dedi hocamız yani o bozulma döneminde yani küfrün hakimiyetine geçtiğinde dünya ki bu 2082'lerden sonrasını kastederek inşallah söyleyerek inşallah. O dönemde yani haşa biz insan yarattı diye ortaya çıkacak bir takım insanlar olacak. Böyle komünist sistem olacak dünya çapında komünizmin hakimiyeti olacak hakikaten. Yobazlık dedi hiç ortaya çıkmayacak şekilde kaybolacak. Fakat ondan sonra komünist sistem varlığını devam ettirecek ve tam hakim olacak dünyaya. O dönemde yani tabii Mehdiyet döneminde bilim ilerlemiş. Onun kalıntıları devam ediyor. Genetik bilgideki oynamayla böyle yarı insan, yarı başka türlü böyle varlıkların varlığı olabilir dedi hakikaten. Yani o genetik müdahaleyle. Ama bu da bakın bilinçli bir müdahaleyle. Bunun da evrimle alakası yok zaten. Yani tamam. Var olan genetik bilgiye bilinçli bir müdahale yapıyorsunuz siz dışarıdan. Genetik bilgi sıfırdan olamıyor, onu ispatlıyorsun. Genetik bilgi tesadüfen artamıyor, kendi kendine eksilirse de zaten zarar meydana geliyor. Öyle bir mekanizma yok. Ama dışarıdan müdahaleyle, yani laboratuvar ortamında böyle insanla başka canlılar arası, insan gibi davranan ama başka canlılara benzeyen varlıklar meydana getirilebilir. Allah'ın dilemesiyle oluyor bu da. Ya Allah izin verirse olur zaten. Tabii. Hepsini yaratan yine Allah'tır. Çünkü canlılık gerekiyor mutlaka. Hayat o Allah. Hayat Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Allah hayat veriyor. Ama bunun da evrimle alakası yok. Çünkü bilinçli müdahale var burada. Yani hiçbir şekilde doğada tesadüfen ne genetik bilgi, ne protein, ne canlı oluşuyor. Biz evet. Bunu çok net biliyoruz inşallah. İnşallah hocam. Zaten bu bilimde zaten bize bunu çok net olarak göstermiş oluyor. Bilimsel olarak da baktığımız zaman hiçbir şekilde değişikliğin olmadığını ve hiçbir şekilde de yine aynı şekilde olamayacağını, daha doğrusu mutasyonla ya da tesadüfle hiçbir şekilde olamayacağını görmüş oluyoruz. Bilim de bunu net olarak ispatlamış oluyor inşallah. Hocam bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik. Akşam Sayın Norper canlı yayında olacak. Herkese sabah canlı yayında olacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İnşallah.